Herkese merhabalar. Edebiyat ikinci dönem ikinci yazılı programımıza başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte üç önemli adımda edebiyat yazılısına mükemmel bir şekilde hazırlanmış olacağız. Birinci adımda arkadaşlar sizler için biliyorsunuz ki Milliyetin Bakanlığı... Ortak yazılı konu soru dağılım tabloları paylaştı. Yani kazanımları bizlerle paylaştı ve örnek yazılı soruları paylaştı. Bizler de bu sorulara benzer mükemmel sorular hazırladık. Sizler için öncelikle hızlı bir giriş yapacağız ve güzel bir şekilde öğrenci notlarından sonra sorular çözeceğiz. Hatta burada bakın MEB örnek yazılı sorusu benzerleri var. Bunları da çözdüğünüzde ve bu soruları çözerken diyelim ki bu soruda takıldınız, yapamadınız. Mutlaka çözümünü dikkatli bir şekilde incelemeniz, bizleri dikkatli bir şekilde dinlemeniz önemli. Ardından da örnek yazılı sorularına ve kazanımlara uygun hazırladığımız yazılı notlarımız var. Bu yazılı notlarından da ben anlatırken altını çizdiğinizde burası önemliymiş, burası hoca yüzde %100 gelir dedi, kesin çıkar dedi, yazılıda sorulur dedi. O zaman burayının üzerine bir yıldız koyayım, burayı hala ile üzerine çizeyim dediğinizde ikinci adımı da tamamlamış oluyorsunuz. Üçüncü ve en önemli adım da tabii ki bu yazılı videosunu izledikten sonra yazılı denemelerimizden bütün dersler var biliyorsunuz bu yazılı denemelerin içerisinde. Burada Edebiyat alakalı en başta şöyle ikinci dönem ikinci yazılı provalarında edebiyat hemen açıyorum. Burada sayfa 61, 62, 63, 64, 65, 66 ve 67, 68'de sizler için hazırladığımız yazılı provaları var. Burada demiş ki mesela bu parça kullanan anlatı biçimini yazınız demiş. Tam bir map örnek yazılı sorusu benzeri. Ya da Üzerine durulan çatışma unsuru hakkında görüşlerinizi demiş. Tam bir MEP örnek yazılı sorusu benzeri. Bu sorunun cevabını biliyorsanız harika. Bilmiyorsanız arkadan cevap anahtarından bakarak veya karekodu okutup buraya cevapları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Burada yapacağınız çalışmalar da sizin yazılılardan en yüksek notlar almanızı sağlayacak. Bu üç adımı gelin isterseniz beraber şimdi tamamlayalım. İlk başta yazılı konularımıza baktığımızda Roman, tiyatro, biyografi, otobiyografi, mektup, e-posta bu edebiyat konuları arkadaşlar. Bunlar rahatlıkla birazdan sorular üzerinden geçtiğimizde sorularla beraber cevapladığımızda ve notlarımızın üzerinden bir kez okuduğumuzda aklımıza kalacak kolay konular. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Diğer kısımda ise yazılı noktalama var. Bunları zaten temelden biliyoruz ama burada da yine sorular çözeceğiz. Dil bilgisinde zamir, zarf, fiil ve ek fiil konuları var. Bunları da şimdi sizlere hem anlatacağım hem de sorularla pekiştireceğim. İsterseniz hızlı bir şekilde başladık. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Demiş ki bir romandan alınmış ve kahraman bakış açısıyla yazılmış yukarıdaki parçayı gözlemci bakış açısıyla yazınız. Tam bir MEB örnek yazılı sorusu benzeri. Yani gözlemci bakış açısı nedir diye soru sormuyor. Bakış açıları nedir bilgi veriniz demiyor. Direkt bir metin veriyor. Önce metni anlamamızı istiyor. Sonra bu metni anladıktan sonra kahraman bakış açısıyla yazılmış bu metni gözlemci bakış açısına çevirin diyor. Şimdi Büyük ve ağır bir ahşap kapıyı gıcırtatarak açtım. Bak kahraman birinci tekil. Taş evin avlusuna girdim. Sandalyeleri sağa sola fırlatılmış masanın üzerine kararmış bir bakır çaydanlık. Dibinde çay tortuları birikmiş lekeli çay bardakları gördüm. Çaydanlığa elimi uzattım. Hala sıcak sayılırdı. Demek ki çayların içip bir kavga tuştuktan sonra burayı terk edişleri yakın bir zamanda olmuştu diyor. Şimdi bak burada uzattım, gördüm, girdim, açtım. Ben yani birinci tekil şahısla olduğu için burada kahraman bakış açısı var. Bizden ne istiyor? Gözlemci bakış açısı yapıyor. O zaman yapmamız gereken şey şu. Ben burada bütün paragrafı yazmayacağım arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken şu: "Açtım, girdim, gördüm, uzattım" ifadelerini birinci tekil şahıstan üçüncü tekil şahsa çeviriyorsunuz. Yani buraya açtı yazıyorsunuz arkadaşlar, üçüncü tekil şahıs. Buraya girdi diyorsunuz. Buraya gördü diyorsunuz. Buraya uzattı diyorsunuz ve bu kadar bitti. Başka da bir şey yok. Yani doğrusu şöyle olmuş oluyor. Büyük ve ağır bir ahşap kapıyı gıcırt atarak açtı. Taş evin avlusuna girdi. Sandalyeleri sağa sola fırlatılmış masanın üzerine kararmış bir bakır çaydanlık. Dibinde çay tortuları birikmiş lekeli çay bardakları gördü. Çaydanla elini uzattı. Hala sıcak sayılırdı. Demek ki çayların içi bir kavgaya tutuştuktan sonra burayı terk edişleri yakın bir zamanda olmuş. Bak bu son cümleyi değiştirmiyorsun. Bu zaten e, kahraman bakış yazılmış. Ama diğer cümleler çoğunluk kahraman bakış açısıyla idi. Üçüncü tekilleri yazdığınızda olay bitiyor. Bu kadar basit. Ben şimdi bütün paragrafı yazmama gerek yok. Geldik buraya. Ali Yürüyün Türkmen Düğün adlı tiyatro eserine alınmış bu parçada sosyal ögeleri belirleyiniz. Tam yine bir MEP örnek yazılı sorusu benzeri. Zaten Milliyetin Bakanlığı örnek sorularına da baktığınızda soruların bu şekilde geldiğini göreceksiniz. Biz de zaten hem yazılı denemelerimize hem de bu örnek yazılı programımıza buna göre hazırladık. Şimdi okuyalım. Elif ve Nuri konuşuyor. İşte böyle oldu oğlum. Sonra da kız istemeye gittik. İyi olmuş ana. Tatlıya bağlanmasına sevindim. Ahmet hevesle kapıdan girer. Hoş geldin Nur abi. Hoş bulduk. Hayrola ana ne oldu? Haydi gözün aydın verdiler kızı. Hey Zafer bizimdir. Dur bakalım fazla sevinme. Asıl mesele yeni başlıyor. Ne meselesi abicim? Sen hayatında hiç hikaye veya roman okmadın mı? Okudum. Öyleyse oğlanla kız birbirine kavuşunca hikaye mesut sonuna biter. İşte hikayenin bittiği yerde gerçek başlar. Şimdi nişan masrafı, düğün parası, başlık bıdı bıdı. Başlık yok. Oh neyi başlıkta yokmuş. Şimdi burada okuduğumuz metin esasında aile büyüklerinin erkek çocuklarına kız istemesi ve sonrasında gerçekleştiren hazırlıklar gibi sosyal öğeler içeriyor. O zaman buradaki sosyal öğeler nedir derse aile büyüklerinin buraya yazıyorum. Ben buraya yazmadım buraya yazdım daha rahat göründü arkadaşlar. Aile büyüklerinin erkek çocuklarına kız istemesi bunu yazıyoruz. Bu bir kız isteme bizde biliyorsunuz sosyal bir ögedir. Ve aynı zamanda ne var? Sonrasında gerçekleştirilen hazırlıklar. Sonrasındaki sonrasındaki hazırlıklar da yine bir sosyal öge. Niye? Bizde kız istendikten sonra biliyorsunuz nişan vardır, düğün vardır. ...ve başlık parası artık yok tabii ki öyle bir şey kalmadı. Ama başlık diyor o da zaten başlık yok diyerek cevap vermiş. Bunlar birer sosyal öge. Bunlar işlenmiştir şeklinde cevabı yazmanız yeterli arkadaşlar. Geldik buraya. Bu parçada yay ayraçlarla boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretlerinin getirilmesi gerektiğini belirtiniz demiş. Hemen yapalım. Ata sözlerimiz benim için her zaman bir yol gösterici olmuştur. Şimdi bak buraya bir nokta gelecek. Niye? Çünkü H büyük harfle başladı her birindeki ilk harf büyük. O zaman burada bir cümle başlıyor. Buraya nokta gelecek. Bu atasözlerimizi özne olduğu için buraya da bir virgül atıyoruz. Bitti gitti. Ata sözlerimiz virgül benim için her zaman bir yol gösterici olmuştur. Her biri bir tecrübenin virgül yaşanmışlığın ürünü olan bu sözleri her fırsatta okur virgül onlar üzerinde düşünür virgül yorumlar yapar ve atalarımızın bu tecrübelerini hayatıma uyarlamaya çalışırım diyor. Şimdi burada her yere virgül koyduk ama şöyle bir şey vardı arkadaşlar biliyorsunuz ki bizler eğer birden fazla yükleme olan cümlelerde cümlelerin içerisinde de virgül varsa araya daha karizmatik virgül olan noktalı virgül koymamız gerekiyordu. Şimdi burada şöyle bir şey var. Her biri tecrübenin, yaşanmışlığın ürünü olan bu sözleri her fırsatta okur, onlar üzerinde düşünür, yorumlar yapar ve atalarımızın bu tecrübelerini hayatıma uyarlamaya çalışırım demiş ya. Buraya noktalı virgül koymamız gerekiyor. Niye? Her biri bir tecrübenin, yaşanmışlığın ürünü olan bu sözleri her fırsatta okur dedikten sonra burada noktalı virgül, ...bu virgülden daha karizmatik olduğunu göstermiş oluyor. Hani matematikte vardır ya şöyle... E, ...2 artı 2 artı 3 artı 3 dersiniz... ...sonra daha karizmatik bir ayraç olan... ...köşeli ayraç koyarsınız. Bu şu demektir. Yani siz burada küçük şeyleri ayırdığınız zaman... ...ben daha karizmatiyim. İşte işte diyelim ki... ...elma, armut, mandalina, limon dediniz... ...meyvelerin arasına virül koydunuz... ...sonrasında eğer sebzelere geçtiyseniz... ...işte e, domates, biber, patlıcan değilseniz... Yine sebzelerin arasına virgül koyabilirsin ama meyvelerle sebzelerin arasında noktalı virgül koyman gerekir. Ali, Ahmet, Osman, Hamza, Erdem dedin. Bunlar erkek ismi. Sonra noktalı virgül koydun. Ayşe, Merve, Pakize, Lerzan dedin. Burası da kız çocukları ismi. O zaman bu ikisi arasında noktalı virgül koymanız gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Geldik başka bir soruya. Bu parçanın mektup türlerinden hangisinin örneği olduğunu gerekçeleriyle birlikte belirtiniz demiş. Serapçığım. Bugün masamın çekmecesini karıştırırken ikimize ait bir fotoğraf buldum ve seni ne kadar özlediğimin bir kez daha farkına vardım. Sen birkaç yıl önce pikniğe gittiğimiz gölün kıyısında bir ağaca yaslanmışsın ve her zaman gibi afacan bir gülümsemen var yüzünde. Bense ağacın, yani senin tam arkanda kim bilir sana hangi şaka yapacakken girmişim kadraja diyor. Şimdi bu bir kere arkadaşlar resmi bir mektup değil. Bu mektup özel bir mektup. O zaman bir yazalım bu parça özel Mektup örneğidir. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Resmi mektup başka oluyor. O dilekçe gibi oluyor. Çünkü sözünden ve içeriğinden anlaşılacağı üzere... ...yakın bir arkadaş yazılmış. çığım diye başlıyor. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye başlamış mesela yani. Serapçığım diyor. Arkadaşım ee, içerikten de anlaşılacağı üzere yakın bir arkadaş yazılmış. Samimi bir dil kullanılmış. Ve kişiler arasında özel bir gündem, özel bir konu konuşulmuş. Dolayısıyla... Bu parça özel mektup örneğidir. İçerik tamam mı? Üslup yani anlatım. Ee, aynı zamanda samimi dil. Samimi dil. Özel bir konu. Bunların her biri bizi bu mektubun özel mektuba ait bilgiler olduğunu gösteriyor. Bu özel mektuba ait bilgiler. Yani içeriği tamamen özel konu. Üslubu samimi. Ee, dili samimi. Özel bir gündem var. E o zaman bunların hepsinin özel mektup olduğunu yakalamamız gerekiyor. Şimdi geldik dil bilgi sorusuna. Şimdi burada konu anlatımı yapacağım. Dikkatle dinleyin. Bu parça kullanılan zarfları diğer adıyla belirteşleri bularak türlerini belirtiniz demiş. Şimdi arkadaşlar zarflar konusu esasında şöyle bir konu. Hemen burada bir boş sayfa alın. Şuradan aşağıdan. Şöyle rahatlıkla. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki her varlığın her varlığın bir isim var. İsimleri zaten biliyoruz. Bazı isimlerin de önüne gelen sıfatlar vardı yani sıfatlar isimlerin sevgilisidir. Hatta isimlerin diğer adı addır. Sıfatların diğer adı da ön addır. Adın önüne geliyor çünkü. Bir de fiiller vardı. Fiillerin anlamını tamamlayan sözcükleri de biz zarf yani belirteç diyoruz. Dolayısıyla zarflar fiillerin sevgilisi gibi. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Diyelim ki bir fiil söyleyelim mesela. Koşuyor. Bu bir fiil. Veyahut da girdi. Bu da bir fiil. Veyahut da işte gitmelisin. Bunların fiil olduğunu biliyoruz. Şimdiki zamanla çekimlenmiş, görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş, gereklilik bile çekimlenmiş fiiller. Tamam. Veyahut da ne diyelim mesela yürüyecek. Bunların fiil olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Bu fiillere biz şimdi onların anlamını zaman, durum, yer yön gibi anlamlarla tamamlayan sözcükler getireceğiz. Şimdi zarflarımızı mavi renk yapalım. Bak fiillerin sevgilisi ya. Hızlı yürüyecek dediğimizde veyahut da yavaş koşuyor dediğimizde veyahut da işte e, çabuk gitmelisi dediğimizde çabuk koşuyor, çabuk yürüyecek, çabuk girdi. Buna benzer her bir ifade buradaki fiillerin anlamını durum bakımından tamamlamış oluyor. Niye? Çünkü bu fiillerin nasıl yapıldığını anlatıyor. Dolayısıyla bir fiile sen nasıl sorusunu soruyorsan durum zarf oluyor. Nasıl yürüyecek? Hızlı yürüyecek. Nasıl koşuyor? Yavaş koşuyor. Nasıl girdi? Hızlı girdi. Nasıl gitmelisin? Yavaş gitmelisin. Nasıl e, gitmelisin? Çabuk gitmelisin. Bunlar durum zarfı oluyor. Ama sen bunlara sadece nasıl sorusuna cevap veren durum zarfı değil, bazen zaman zarfı da getirebilirsin. Yarın yürüyecek. Bugün koşuyor. Hemen girdi. İşte hep gitmelisin dediğin zaman bunlar ise ne zaman sorusuna cevap veriyor. Bunlar ne zaman sorusuna cevap verdiği için Bunları da biz arkadaşlar zaman zarfı diyoruz. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Bazen durum değil, zaman değil, yer-yön bakımından tamamlar. Mesela der ki, işte dışarı gitmelisin. Veyahut da işte yukarı yürüyecek, aşağı koşuyor. Dışarı, yukarı, aşağı, içeri gibi ifadelerde bunlar da nereye sorusuyla bulunuyor. Ve bunları da biz yer-yön zarfı diyoruz arkadaşlar. Burada şuna dikkat edin. Dışarı ya diyemezsin Öyle olursa isim oluyor. Yukarıya diyemezsiniz. Aşağıya diyemezsiniz. Aynı anlamı katsa da ek aldığı için bunlar isim oluyor. Ek almazsa zarf oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Başka zarflarımız da var. Bitmedi. Aynı zamanda mesela diyelim ki az yürüyecek, çok yürüyecek bunlar da ne kadar sorusuna cevap verdiği için veya da az gitmelisin, çok gitmelisin. İşte az koşuyor, çok koşuyor. Bunlar da ne kadar sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar miktar zarf oluyor. Bir de bir de fiilleri soru yoluyla tamamlayan soru zarflarımız var. Onlar da mesela diyelim ki nasıl gitmelisin? Veya da ne zaman gitmelisin? Niçin gitmelisin? Niye gitmelisin? İşte ne kadar e, yürüyecek? Bunlar da... Arkadaşlar soru zarfı oluyor. Soru zarflarının zaten sorusu yok. Kendisi soru zaten. O zaman biz bir fiilin önüne nasıl sorusuna cevap veren sözcükler gelirse durum zarfı diyeceğiz. Ne zaman sorusuna cevap veren sözcükler gelirse anlamını tamamlarsa zaman zarfı diyeceğiz. Nereye sorusuna cevap veren bir kelime gelirse ve ek almadıysa yer yön zarfı diyeceğiz. Ne kadarsa miktar soruysa da soru zarfı diyeceğiz. Ama mesela şuraya dikkat edin bunları karıştırmamanız için söylüyorum. Örnek veriyorum şurada... Ee... Fiilleri anlamını tamamlayan zarflar dedik ama bir de isimler var. Mesela isimlere örnek verelim. Şöyle siyah kalem yazayım isimlere de. Diyelim ki e, öğrenci bir isim öyle değil mi? Ya da araba bir isim veyahut da ne diyelim mesela işte okul bir isim. Bunların isim olduğunu biliyoruz. Sen eğer hızlı öğrenci dersen yavaş araba dersen veyahut da işte e, dışarıdaki okul dersen. Az öğrenci dersen, çok araba dersen, bu kelimeler bir anda sıfata dönüşüyor. Niye? Çünkü bunlar isim olduğu için. Yani fiillerin sevgilisi zarf, ama isimlerin sevgilisi sıfat. Dolayısıyla buraya yazıyorum. Mesela e, hızlı öğrenci dediğimizde hızlı burada sıfat, zarf değil. Veya hatta işte e, ne diyelim mesela dışarı kelimesi dışarıdaki araba dersen, dışarıdaki araba dersen, bu artık Hangi araba dışarıdaki araba sıfat olmuş oluyor. ve hatta çok okul gezdim. Ne kadar okul gezdim çok okul gezdim. Bunların her biri sıfat olmuş oluyor. Burada fiile geldiği için zarf oluyor. Şimdi gelin isterseniz soru üzerinde güzel bir şekilde gösterelim. Şimdi demiş ki her insan özeldir demiş. Şimdi zarfları göstereceğim. Ben zarfları yeşille göstermek istiyorum. Her insan özeldir. Doğru. Tamam. Her burada sıfat. Çünkü insan öne gelmiş. Sahip olduğumuz her özellik bir araya gelerek bir birey olmamızı sağlar. Nasıl bir birey olmamızı sağlar? Bir araya gelerek sağlar diyor bak. Nasıl sağlar? Bir araya gelerek sağlar. O zaman bu nasıl sağlar sorusuna cevap verdiği için buna biz durum zarfı diyoruz. Hangi kelimeye sorduk? Sağlar kelimesi sorduk. Nasıl sağlar? Bir araya gelerek. Nasıl yürüyecek? Hızlı yürüyecek. Nasıl koşuyor? Yavaş koşuyor. Nasıl gitmelisin? Çabuk gitmelisin. Bunların her biri arkadaşlar nasıl sorusuna cevap veren durum zarfı oldu. Olmadığımız birisi gibi davranmaya çalışmak üzerimize olmayan bir kıyafeti giymeye çalışmak gibidir. Nasıl davranmak olmadığımız birisi gibi davranmak bak. Nasıl davranmaya çalışmak olmadığımız birisi gibi. Bu da yine durum zarfı oluyor arkadaşlar. Üzerimize olmayan bir kıyafeti giymeye çalışmak gibidir dedik. O kıyafet üstümüze güzel durmadığı gibi nasıl durmadı? Güzel durmadığı gibi bak durmadı. Nasıl durmadı? Güzel durmadı. Bu durmadığı da yine filmsi olduğu için buraya da yine durum zarfı diyoruz arkadaşlar. Gibi biz de onun içinde kendimizi hiçbir zaman rahat hissetmeyiz. Nasıl hissetmeyiz? Bak hissetmediyiz. Hissedemeyiz fiil. Hissedemeyiz. Hissedemeyiz. Nasıl hissedemeyiz? Rahat hissedemeyiz. Bak o zaman bu da yine durum zarfı. Peki başka zarf var mı var? Ne zaman rahat hissedemeyiz? Hiçbir zaman rahat hissedemeyiz. Bu da dolayısıyla zaman zarf olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar siz fiilleri veya fiilimsileri böyle cümlenin içerisinde davranmaya durmadığı gibi fiilimsileri gördüğünüz zaman hemen sorularınızı soracaksınız. Nasıl sorusunu sordunuz? Bir araya gelerek sağlar. Olmadığımız gibi birisi gibi davranmak, güzel durmak, rahat hissetmek. Bunlar durum zarfı oluyor. Nasıl sorusunun cevabı durum zarfı oluyor. Ne zaman sorusunun cevabı ne zaman hissedemeyiz? Hiçbir zaman. O zaman bu da zaman zarfı oluyor. Ne kadar sorusu sordunuz? İşte az çok derse miktar zarfı oluyor. İşte ne diyelim başka göstermişik Nereye sorusu olursa ve çekim eki almadıysa o zaman tabii ki de yer yön zarfı oluyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Soru zarfı soru yolu da tamamlayabilir. E işte i̇şte nasıl e sağlar dese. Nasıl kelimesi? Soru zarfı olmuş oluyor. Bir de az çok gibi e, miktar zarfları var. Zaman zarfları var. Bu kadar. Şimdi geldik buraya. Bu parçada hangi anlatım biçiminin kullanıldığını belirtiniz. Tam da Milliyetin Bakanlığı örnek sorularına buna benzer sorular vardı. Biz de onların benzerlerini sizlerle paylaştık. Diyor ki ve bunu söylerken aklıma defterim geldi. Döndüm. Onu masanın üstünde kitap, kağıt ve gazete yanları arasında bulup çıkardım. Bütün uzunluğunca gömleğimin altında göğsümün üzerine yerleştirdim. Sonra durdum düşündüm. Daha ne yapacaktım? Ha yanıma bir kalem alacaktım. Kim bilir bir daha artık buraya dönemem. Şimdi burada Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Yaban adlı romandan alan bu parçada ağırlıklı olarak burada gördüğünüz cümlelerde öyküleyici anlatım için kullanmış. Yani niye bir öykü var? Öyküleyici anlatım kullanılmış diyeceksiniz. Niye? Geldi, döndüm, çıkardım, düşündüm, durdum, alacaktım. Böyle bir devinim içerisinde olaylar yaşanıyor ve bunları bize aktarmış. O yüzden öyküleyici anlatım. Geldik buraya. Bu parçada yazımında yanlışlık yapılan sözcüklerin hangileri olduğunu belirtiniz demiş. Ben onların altını çizeceğim sonra doğrusunu buraya yazacağım. Şimdi diyor ki çoğu kişi çok tercihli test sorularıyla veya doğru mu yanlış mı sorularıyla sadece tek bir yanıtı bulunan sorularla eğitilmiştir. Bu yüzden onlara bir problem verdiğinizde Tek doğruyu, tek doğru çözüm aramaları doğaldır. Şimdi buradaki D'yi ayrı yazmış ama buradaki D bitişik yazılmalıydı. Neden? Çünkü arkadaşlar D'yi cümleden çıkarabiliyorsan ayrı yazılır. Bu yüzden onlara bir problem verdiğiniz tek doğruyu diyemiyorsun. Verdiğinizde demesi lazım. Dolayısıyla verdiğiniz de diye değil verdiğinizde şeklinde bitişik yazılmalıydı. Devam ediyoruz. Şimdi tek doğru çözümü aramaları doğaldır. Oysa ki iş yaşamındaki problemlerin çoğunun bir tek doğru çözümü yoktur. Şimdi bak oysa ki de yanlış yazmışlar. Oysa ki halbuki madem ki çünkü eğer ki meğer ki bunların her biri arkadaşlar bitişik yazılan bağlaçlardır. O yüzden burada da oysa ki yazıyorum. Sonra da bunun da oysa ki şeklinde bitişik yazılması gerektiğini belirtiyorum. Oysa ki iş yaşamındaki problemlerin çoğunun bunu niye bitişik yazdınız hocam? Çünkü yaşamındakiler diyebiliyorsun. Nereki getirebiliyorsan bu bir yazılır. Problemlerin çoğunun bir tek doğru çözümü yoktur. Birçok çözüm vardır. Birçok bitişik yazılır arkadaşlar. Yine burada da birçokla alakalı bir hata almış. Birçok yazıyorum. Sonra doğrusunun da birçok olduğunu buraya not düşüyorum. Birçok çözüm vardır. İnsanlar tek bir doğru çözüm ararken çoğu kez iyi, sağlam ve uygulanabilir başka çözümleri sinirlendirecek çözümleri göz ardı ederler. Uygulanabilir demiş. Uygulanabilir de yine yeterlilik bileşik fiil olduğu halde ayrı yazılmış. Halbuki bitişik yazılması lazım. uygu la, -na bilir. Bitişik yazılması lazım. Ben burada şöyle yanlış değil doğrusunu yazdım. şöyle yanlışını şuraya yazayım. Uygulana bilir yazmış. Adam yanlış yazmış. Doğrusu bu. Tamam mı? Doğruların altını şöyle yeşille çizeyim. Yanlışların altına kırmızı çizeyim. Bunlar yanlış olanlar. Devam ediyoruz. Şimdi başka çözümleri esinlendirecek çözümleri göz ardı ederler. Arkadaşlar göz ardı etmek ayrı yazılır. Burada göz diye bitik yazdığı için burada hata var. O yüzden göz ardı ile şöyle ayrı bir şekilde yazalım. Göz ardı olacak. Bunu da şöyle doğrusunun böyle olduğunu yazıyorum. Yanlışının da bitiş yazılmış hali olan kırmızı halini çiziyorum. Şimdi burada niye öğrendik? D'yi atabiliyorsak cümleden ayrı yazılır. Ama atamıyorsan bitiş yazılır. Ki oysa ki madem ki halbuki bitiş yazılır. Buradaki tabii kirlilik geldiği için bitiş yazılıyor. Birçok bitiş yazılır. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi geldik bu sorumuza. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman, istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter. O da mümkün. Onun için de yine TATS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Bu parçada söz edilen yazarın kim olduğunu belirtiniz diyor. Direkt bir bilgi sorusu. Bakalım. Eserlerinde genellikle süslü ve sanatlı bir dil kullanan sanatçı psikolojik roman türünün edebiyatımızdaki en başarılı yazarlar arasındadır. Romanlarında ruhsal bunalımda olan ya da bedensel rahatsızlıkları bulunan karamsar insanların sorunlarını dile getirmiştir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye, Bir Tereddütün Romanı, Yalnızız gibi eserleriyle tanınmış. Romanlarında tıp terimlerine de sıkça yer vermesinden dolayı ansiklopedik yazar olarak nitelenmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar burada tabi bilgi sorusu bunu bilmemiz gerekiyor. Burada bahsedilen kişi arkadaşlar Peyami Safa. Peyami Safa'nın P'sini biraz farklı yazdım. Neden? Çünkü Peyami Safa'nın P'sinden psikolojik roman türünün edebiyatımızdaki en başarılı yazar olduğunu hatırlayın. P psikoloji, Peyami psikoloji diye zihninizde tutabilirsiniz. 9. Hariciye Koğuşu'nda kemik hastalığına yakalanan bir çocuk üzerinden kendisi aslında romanın kahramanı işte bir kızı sevecek Nusret diye kız sonra doktorla evlenecek onun psikolojik çöküşü Fatih Harbiye'de Doğu ve Batı sorunsalı aynı zamanda bir tereddütün romanı yalnız gibi eserlerinde de hep psikolojik tahlilere sıklık değer verdiği için Peyami Safa Psikoloji'den hatırlayabilirsiniz. Üniversite sınavlarında çıkan önemli bir yazar. Geldik başka bir soruya. Bu parça metin türlerinden hangisine ait ayrıntılar içermektedir? Belirtiniz demiş. Tarık Buğra 2 Eylül 1918 tarihinde Akşehir'de doğdu. Yargıç olan babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun pek çok yerine dolaştı. İlk bir ortaokulu Akşehir'de okudu. İstanbul Lisesi'nin yatılı kısmını okurken okulun yatılı bölümünün kapatılması üzerine kaydını Konya Lisesi'ne aldırdı ve 1936'da buradan mezun oldu diyor. Şimdi burada arkadaşlar net bir şekilde bize biyografi yapılmış. Yani bir kişinin hayatı anlatılmış. Eğer Birinci kişiyle anlatım olsaydı yani 2 Eylül 1918'de Akşehir'de doğdum. Babam yargıçtı ve onun görevi nedeniyle Anadolu'nun pek çok yerinde dolaştım deseydi o zaman otobiyografi olurdu. Hani kendin pişir kendini ama burada bir kişi Tarık Buran'ın hayatını anlatmış. O yüzden cevabımız biyografi olacak. MEB örnek yazılı sorusu benzerine bakalım. Aile fertlerinizden birini en az 6 cümleden oluşan bir paragraf ile tanıtınız. Yazınızın biyografi türünün özelliklerine, cümle sayısına, yazım ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından değerlendirilecektir diyor. Şimdi burada tabii ki ben kendi aile fertlerimle birini tanıtamam. Ama sizler 6 cümleden oluşan bir paragraf yazmanız gerektiğinde kesinlikle sınavda yazmanız lazım. Yani mesela diyelim ki ben kardeşimi tanıtacak olsam. Kardeşim Emre 26 Mart 1994 yılında işte ee, Eskişehir'de dünyaya geldi. Evimizin en küçük üyesi olduğu için sevgiyle ilgiyle büyütüldü. Annemin de iş hayatına gir falan böyle anlatıp yazacaksınız. Burada önemli olan şey şu. Sizden istediği biyografi türünü anladınız mı? Bakın bu biyografi türü ya. Burada da biyografi türünün özelliklerini yazmanız lazım. Yani üçüncü kişi anlatımı yapmanız lazım. Otobiyografi deseydi doğdum, yaptım, bitirdim diye. Ama burada lisede nerede okuduğunu, neler yaptığını daha samimi ama gerçekçi cümlelerle yazmanız lazım. Kardeşim dünyanın en yakışıklı insanlarından biridir. Böyle bir cümle olmaz biyografide. Yani çok harika bir insandı. Öyle bir şey değil olabilecek gerçekçi nesnel ve doğru bilgileri aktarmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim başka bir soruya. Aşağıda Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuş adlı romanından bir parça verilmiştir. Bu parça öne çıkan anlatım tekniğinin bakış açısına yansımalarından birini yazınız diyor. Bak şimdi. Şimdi önce okuyalım isterseniz. Seniha şimdi böyle başıboş şahlanmış bir hayvan üstünde gibiydi. Fakat kendini daracık bir saha içinde mahsur ve mahpus hissediyordu. Yani hapiste. Ruhunda çılgın cevelanların, bitmez tükenmez mesafelerin hasreti vardı. En küçük teferruatına kadar her şeyini ve her tarafını bildiği ve ezberlediği bu evde doğduğu günden beri daima aynı havayı yuta yuta adeta bunaldığını hissetti. Bu memleketten kaçmak uzaklara görünmemiş şeylere doğru gitmek istiyordu diyor. Şimdi bu parçada öne çıkan anlatım tekniği anlatma tekniğidir arkadaşlar. Bu teknik metne ilahi bakış açısı kazandırmış. Okuyucunun her şeyi yazarın aracılığıyla görüp öğrenmesini sağlamıştır demeniz lazım. Peki bu nasıl anladık biz? Anlatma tekniği nedir? Bakın şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Romanlarda kullanılan anlatım teknikleri vardır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar anlatma yani diğer adıyla tahkiye etmedir. Bakın buraya burada kullanılan tekniği söylüyorum. Anlatma tekniği diyoruz biz buna. Bunun diğer adı da arkadaşlar tahkiye etme diye de geçer. Tahkiye etme seçeneği de çıkabilir karşınıza. Nedir bu? Şimdi arkadaşlar burada anlatma tekniği olarak bu teknikte insanlar tanıtılır, kişi tanıtımı yapılır. Veyahut da olaylar anlatılır. Veyahut da geriye dönüşler olabilir. Veyahut da iç çözümlemeler olabilir. Veyahut da özetlemeler olabilir. Ne anlatıyorsunuz hocam? Biraz daha samimi, biraz daha doğru anlatır mısınız? Şöyle bakın. Bir tane roman düşünelim tamam mı? Burada bir roman var. Bu romanın, bu romanın kahramanı diyelim ki Ali olsun. Tamam kahraman Ali. Ama bir de bu romanın yazarı var. Yazarı kim? Diyelim ki yazarı da Yakup Kadri olsun. Tamam mı? Yakup Kadri'nin yaban romanı düşünün. Yakup Kadri'nin yaban romanında Ahmet Celal diye bir karakter var. Şimdi bu romanın kahramanı Ahmet Celal. Tamam bunu biliyoruz. Ahmet Celal var. Bir. Şuraya da yaban yazdık. Tamam mı? Yakup Kadri bu romanın yazarı. Şimdi bir de bu romanın anlatıcısı var. Anlatıcısı kim hocam? Yakup Kadri ben Yakup Kadri bunu böyle yazdım diye hava atmıyor ki. Yakup Kadri burada yaşananları aktarırken bazen gözlemci bakış açısıyla, bazen ilahi bakış açısıyla, bazen kahraman bakış açısıyla Ahmet Celal'in başından geçenleri bize anlatıyor. Ama Yakup Kadri de bir anlatıcı kullanıyor. Yani burada eğer romanda diyelim ki Ahmet Celal diyelim ki Ali konuşuyorlar. Bunların arasında bir diyalog var ya. Burada anlatma yok. Burada direkt diyalog var. Diyalog direkt aktarılıyorsa bu gösterme. Direkt olanı olduğu gibi aktarıyor. Ama kişileri tanıtıyorsa bunu anlatıcı anlatıyor. Olayları anlatıyorsa bunu anlatıcı yapıyor. Geriye dönüşler varsa işte geriye bir anda dönüp e, birinci veya üçüncü kişi ağzından kişilerin geçmişini hatırlamaları varsa bunu anlatıcı yapıyor. Özetliyorsa anlatıcı olayları kişileri veya diğer insanları bu da yine anlatıcının olduğu bir şey. Veyahut da kişiler iş dünyalarıyla yansılıyorsa psikolojik tahliller yapılıyorsa bu da yine anlatma tekniği oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Sizler bir roman gördüğünüzde bir roman okudunuz. Bu romanda bak Seniha şimdi böyle başıboş başı şahlanmış ve hayvan üstünde gibiydi diyor ya. Burada bir anlatan var. Anlatıcı bize Seniha hakkında bilgiler veriyor. Fakat kendini daracık bir saha içinde mahsur ve mahpus hissediyor derken anlatıcı aynı zamanda ilahi bakış açısını kullanıyor. Yani kahramanın, Seniha'nın içinden geçenleri aklından geçenleri hislerini söyleyebiliyor. Tanrısal bakış açısı olmuş oluyor. Peki başka ne teknikler var hocam? Mesela gösterme tekniği var. Burada direkt Ahmet Celal iç konuşmasını yapabilir. Veyahut da bilinç akışı yapabilir mantıksız bir şekilde. Veya diyaloglar olabilir. Burada bir anlatıcı yok. Veyahut da parodi, pastiş, ironi gibi teknikler var. Ama bizim romanlarda genellikle gördüğümüz arkadaşlar anlatma tekniğidir. Yani takip etme tekniği. Anlatma tekniğinde az önce söylediğim gibi kişiler tanıtılabilir. Olay anlatımı olabilir. Geriye dönüşler, özetlemeler, iç çözümler olabilir. Peki burada anlatma tekniği olduğunu nereden biliyoruz? Bu teknik... Metne ilahi bakış açısı kazandırdı nereden biliyoruz? Bak mahsur ve mahpus hissediyordu diyor ya. Senin ne hissettiğini sadece Allah bilebilir. O zaman bu ilahi bakış açısı var bakın. ilahi bakış açısı kullanılmış diyeceksiniz. Nereden biliyorsunuz hocam? E bak çünkü hissediyor diyor. Ruhunda çılgın cevelanların bitmez sükemez mesafelerin hasreti vardı. Ruhundaki hasreti biliyor yani. Bak ilahi bakış açısı kullanılmış. Okuyucunun her şeyi yazarın aracılığıyla görüp öğrenmesi sağlanmış. Okuyucu bunu da yazmanız lazım. Okuyucunun her şeyi anlatıcı aracılığıyla anlatma tekniği var ya, anlatıcı aracılığıyla görüp öğrenmesi sağlanmıştır diyeceksiniz arkadaşlar. Görüp öğrenmesi sağlanmıştır diyeceksiniz. O zaman biz şunu anladık. Elimize bir roman geldi. Romanda diyaloglar var sadece. Burada anlatma tekniği yok. Bir şey anlatan biri yok ki. Ama bir roman var aynı bunun gibi. Biri tarafından yazılmış ama bir anlatıcı romanda kahramanları tanıtıyor kişi tanıtımı. Olayları anlatıyor olay anlatımı. Geriye dönüşler yapıyor geriye dönüş. Özetliyor özetleme. İç çözümleme yapıyor ki burada iç çözümleme var arkadaşlar. İlahi bakış açısı kullanılmış. İç çözümleme yapılmış. Yani içinde işte ruhunda böyle hasretler vardı muhafız diyor ya. Kişiler iç dünyalarıyla yansıtılır. Psikolojik tahliller yapılır. Ve burada hakim bakış anlatıcısı var. Niye? Çünkü içini görüyorsun adamın. Mesela Peyami Safa'nın Fatih Harbiye'de de vardır. Neriman Labon'dan çıkıp Fatih'e gelinceye kadar hep bunu düşündü. <laughs> Muhakkak gitmeli. Fakat izin meselesi, para meselesi, tuvalet meselesi, şinasi meselesi onu en çok para meselesi düşündürüyordu gibi ifadeler alır. Bak diye düşündüğü gördüğünüz zaman size soruda diye düşündü, düşünüyordu, düşündürüyor diyorsa Burada anlatıcı kahramanın ne düşündüğünü ilahi bakış açısı tekniğiyle iç çözümleme yaparak söyleyeceksiniz. Demek ki sen romanda ki ifadelerde hissediyordu ruhunda böyle bir hasret vardı diye düşündüğü gibi ifadeler gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki burada iç çözümleme yapılmış iç çözümleme ilahi bakış açısı kullanılmış ve anlatma tekniği kullanılmış demeniz gerekiyor arkadaşlar. Burası sınavda %100 gelecek Buraya dikkatlice bir kez daha bakın. Zaten bunları da biz hem yazılı dönemlerimize sorduk hem de yazılı notlarında bunların örneklerini verdik. Bakın şöyle açayım size. Hikaye roman karşılaşması. Bakın burada. Romanla kullanılan anlatım teknikleri, takip etme, kişi tanıtımı, olay anlatımı, geriye dönüş, özetleme, çözüme ve hatta burada Oğuz Atay'dan, Reşat Nuri'den, Peyami Safa'dan örnekler verdik. Bu örneklerin üzerinden bir kez daha geçin. Geldik diğer bir MEP örnek yazılı sorusu benzerine. Diyor ki bu parçada kitap tercihi neye bağlanmıştır? Yazın dünyasında elbette sevilen, eserleriyle okuyucuların gönlünde taht kurmuş kimi yazarlar vardır. Ama ben yazara göre kitap tercih etmeyi çok doğru bulmuyorum. Bir eser yazarın önünde değilse onu okumamakla bir şey kaybetmiş olacağımı da düşünmüyorum diyor. Yani burada esasında bir paragraf sorusu sorulmuş bize. Bu parçada kitap tercih yazarını aşmayı başarmış, yazarının önüne geçmiş olmasına bağlanmış. Şöyle düşünün. Diyelim ki bazı filmler vardır. Filmde işte Atıyorum çok ünlü bir oyuncu oynuyorsa, "Aa bu film çok güzeldir." diye gideriz biz. Halbuki o oyuncu oynasa da oynamasa da senaryodan dolayı veya filmin güzel oynanmış olmasından dolayı, güzel yönetilmiş olmasından dolayı izlememiz gerekirken yani biz deriz ki, "Aa bu filmde işte X oynuyor, Y oynuyor." O zaman bu film kesin izlenir deriz. Aynı şekilde bazen de bazı kitaplar bunu Dostoyevski yazmış, bunu Tolstoy yazmış, bunu Oğuz Atay yazmış, bunu Orhan Pamuk yazmış, bunu şu yazmış, bunu yazmış diye direkt beğenilir. Halbuki bir dakika yazar daha doğrusu bu metni yazan kişi diyor ki ben diyor kitap tercihimi yazarını aşmış yani yazarından daha önde olan yazarını aşmış hatta aşmayı başarmış diyelim aşmayı başarmış yazarının önüne geçmiş yazarının önüne geçmiş olmasına bağlıyor kitap tercihini yazarını aşmış yazarın önüne geçmiş olmasına bağlıyor demeniz gerekiyor arkadaşlar. Niye? Eğer yazardan bakın şurada bir kitap var onu getireyim. Karamazov kardeşler Dostoyevski. Biz Dostoyevski'yi seviyoruz doğru. Ama Karamazov kardeşler en az Dostoyevski kadar önemli bir eser. Niye? Çünkü bunu Dostoyevski yazmasaydı da bu kitap mükemmel bir kitaptı. Ama biz Dostoyevski ya tamam Dostoyevski yazdı iyidir diyoruz. Hayır hayır. Bu adam diyor ki Karamazov kardeşler iyi olsun diyor. Burada bize bir anlam bilgi sorusu sorulmuş. Şimdi bu parça ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Koğuştaki adam bir demir karyola, başında bir küçük demir masa. Yerde kırmızı muşambalar, çılıçplak mavi duvarlar, üstünde bir entari ve Rob de Chambre. Kolları uzun geldiği için kendimi bu Rob de Chambre içerisinde de yargılıyorum. Hep gittiler, yapayalnız. Çıt yok. Odaya şimdiye kadar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittikçe artan karanlık iki parça eşyayı da benden uzaklaştırıyor. Ve beni daha yalnız bırakıyor. Odadan gündüz ile beraber her şey çekiliyor. Evime ait hatıralar, kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri, Şimdi birincisi burada psikolojik ayrıntılar var. Bunları görebiliyoruz. Niye? Gittikçe artan karanlık eşyayı benden uzaklaştırıyor demesi, yalnız bırakıyor demesi, yapayalnız demesi. Bunların her biri psikolojik ifadeler. Betimleyici ögeler var. Niye? Demir karyola, küçük demir masa, kırmızı muşamba, mavi duvarlar. İşte e, uzun geldiği için Rob de işte tanıtımı yani bir betimlemesi yapılıyor. Gözümüze canlandırılıyor. Eğer gözünüzde bir şeyler canlanıyorsa betimleme vardır diyeceksiniz. Şöyle bir göz geçirmiş olduk. Olaya dayalı bir metin alınmışlar evet. Bu bir hatıra, bir e, makale, bir fıkra, bir deneme değil. Bu bir romandan alınmış. Olaya dayalı bir metin var. Mekan ve zaman unsurları belirgindir. Bak yerdeki muşambaları söylüyor, duvarları söylüyor, hep gittiler diyor ve odaya şimdiye kadar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor diyor. Akşam zamanı olduğunu anlıyoruz. Gitti, gittikçe artan karanlık derken biraz daha havanın karardığını da net söylüyor. O da gündüz ışığıyla beraber her şey çekiliyor. Gündüz bitiyor artık akşam oluyor demek istiyor. Dolayısıyla burada bize mekan ve zaman unsurlarını bize net bir şekilde söylüyor. Biz herhalde akşam vakti diyoruz ve evi de bize çok güzel bitirmedi. Bilinç akışı tekniğinden yararlanılmıştır. Bilinç akışı arkadaşlar mantıksız olması lazım. Bakın bir iç çözümleme vardır, bir de bilinç akışı vardır. Bunu e, yazılı notlarımızda da gösterdik. Buradaki örneklerde bir kez daha sizlere söylemek istiyorum. Bakın burada. Şimdi, burada gösterme, sahneleme tekniğinde bir iç konuşma, bir de bilinç akışı vardır. İç konuşmada kişi kendi kendine konuşur. Cümleler arasında mantık ilişkisi vardır. Burada iç çözümleme var. Yani iç konuşma var daha doğrusu. İçi konuşuyor adamın. Net bir şekilde burada duvarlar, masa, kıyafet... E, herkes sessiz diyor. Yabancı akşam diyor, karanlık diyor. Benden uzaklaşır her şey diyor. Hatıralar kalabalık. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla burada arkadaşlar iç konuşma olduğunu bilmeniz lazım. Bakın burada iç konuşma var. Çok çok önemli. Biz bunun örneğini verdik. Bilinç akışı nasıl bir şey biliyor musunuz? Kişilerin zihinleri yansıtılıyor. Evet doğru. Ama mantık ilişkisi zayıf. Burada bilinç akışı tekniğinden yararlanılmıştır diyemeyiz. Çünkü mantık ilişkisi zayıf olsaydı bilinç akışı var derdi. Burada bilinç akışı yok. Mantık ilişkisi zayıf değil çünkü demeniz gerekir. Peki nasıl oluyor hocam o? Diyor ki mesela koğuştaki adam bir demir karyola başına bir küçük demir masa. Kardeşim keşke erkenden gelseydi. Dolaptaki yoğurt duruyor mu acaba? Halamın da söyledikleri çok doğruydu. Böyle birbirinden alakası bir oraya bir buraya geçer bilinç akışında. Yani burada mantık ilişkisi zayıf oluyor. Mesela bak burada ben bir tane örnek okuyalım şurada yazılı notlarımızdan. Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü'nden alınmış bölüm. Her şeyde bir hayır. Allah'tan ben o klinik adamla konuşum da konuşup anlaştım. Anlattım da neyse. Ne yoğurdu bu? Koyun koyun bak. Ne yoğurdu? Ne, ne, ne kişisi? Ne kliniği? Neden bahsediyorsun? Bunların her biri arkadaşlar mantıksızlık oluyorsa bilinç akıştaki ne diyeceksin? Geldik hemen başka bir soruya. Bu parça numaralanmış sözlerden hangisi çekimli bir fiildir demiş. Çekimli fiil ne demek? Fiil demek. Zaten çekimsiz fiil diye bir şey yok. Şimdi bunu da hemen şurada anlatalım. Çekimli fiil ve e, fiilimsi arasındaki farkı. Şimdi arkadaşlar bir fiiller vardır. Haber ve dile kipleriyle çekimlenen. Tamam mı? Biz bunlara çekimli fiildiriz. Çünkü bunlar mutlaka ya şimdiki zamanla ya gelecek zamanla ya geniş zamanla ya duyulan geçmiş ya öğrenilen geçmiş ya istek ya şart ya dilek ya emir bir şeyle çekimlenir. Çekimsiz fiil diye bir şey yoktur zaten yani fiiller iki ayrıdır çekimli fiiller çekim öyle bir şey yok zaten bütün fiiller çekimlidir tamam mı? Bir de fiil gibi yargı bildiremeyen daha çok cümlenin içerisinde bir zarf tamlayıcısı yer tamlayıcısı dolaylı tümleç veyahut da özne olan fiilimsiler vardır. Fiilimsiler isim sıfat zarf görevinde cümlenin içerisinde dolaşır. Tamam mı? Bunun diğer adı da eylemsidir. Bunu zaten 8. sınıftan hatırlıyorsunuz. Peki şimdi bunu daha detaylı anlatıyorum. Buraya dikkat edin. Şimdi fiil cümleyi bitirir demiştik ya. Mesela diyelim ki gelmek bir fiildir. Şimdi siz bu gelmek fiiline gelmek fiiline kipekleri getirebilirsiniz. Haber ya da dile kipeklerini getirebilirsiniz. Hatta şöyle yazalım. Gel 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 diye. Bu kipekler arkadaşlar bu kelimeyi bu sözcü çekimi filanına getir Mesela dersiniz ki geliyor. Bak bu şimdiki zaman. Geldi. Görülen geçmiş zaman. Gelecek. Gelecek zaman. Gelmiş. Duyulan geçmiş zaman. Gelir. Geniş zaman. Gelse. Şart. Gelmeli. Gereklilik. Gele. Yani geleyim de dersin. Veya gel. Bu emir ki bu da ise kip oluyor. Burada e istek gibi ekidir, meli gereklilik ekidir, ssa şart gibi ekidir, yor şimdiki zaman eki. Bunları zaten bileceksiniz. Bunlar fiiller. Ama fiilimsiler bambaşkadır. Fiilimsiler arkadaşlar cümleyi bitiremez. Yani geliyor dersin noktayı koyarsın. Geldi, gelmiş, gelir, gelmeli, gelse böyle bitirsin cümleyi. Gel dersin biter cümleyi. Ünlem şart koyarsın. Ama fiilimsiler mesela şöyle şeylerdir. Şöyle yine geli yazıyorum. Bunlar genellikle cümlenin sol tarafındadır yani ortalarına doğrudur böyle yazıyorum birkaç tane örnek. Sonra siz hatırlayacaksınız fiilimsileri... Filmsler mesela gelince ararım. Bak gelince. e ee, bak bu filmsi. Veyahut da ee, gelirken der mesela. Veya geldiğinde der. Cümle devam ediyor mesela. Gelmek der mesela. Gelmek istiyorum diye bitirmen gerekir. Veya gelenlerin der mesela. Adlaşma sıfatıyla yapar. Ya da ee, Gelerek der mesela. O bize buraya gelerek çok mutlu etti bizler mesela. Gelerek. Ya da gelişine der mesela. Veyahut hatta gelip der. Bunların her biri filmsi ki almış sözcüklerdir. Dolayısıyla siz ikisi derse ki benzerliği sorarlarsa ikisinin de kökü fiildir. İkisi de olumsuz iki alır. Gelince gelmeyince geliyor gelmiyor. Tamam ama bunlar cümlede kipekler alır. Bunlar ise kipekler almaz. Şimdi bakalım. İnceleyelim. Demiş ki hangisi çekimli bir fiildir diyor. Son zamanlarda iletişim araçlarından biri olan radyoya karşı insanların ilgisizliğinden ve radyonun yerine televizyon, internet gibi daha eğlenceli iletişim araçlarının aldığına yönelik iddialardan söz ediliyor. Şimdi söz ediliyor demiş ya bak yor. Gördüğünüz gibi şimdiki zaman eki. O zaman bu fiildir. Bu kadar basit. Ama aldığına dık eki Hani geldiğinde gibi. Dık eki bu sıfat fiildir. Olması mema isim fiildir. Dinletmek mek isim fiildir. Yerleşme me isim fiildir. Ha ek fiil alarak yüklem olmuş ayrı mesele. Ama yorekini almış bir kelime. Bakın burada gösteriyorum. Yoreki almış. Melimalı iki almış bir kelime. Ecek iki. Bunlar kesin fiildir yani. Hiç bakmanıza bile gerek yok. Çünkü fiil olduğunu bileceksiniz. Şimdi yazılı programımızı bitirdik arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken mutlaka benim az önce gösterdiğim sayfaları ve kendi yazınıza çıkacak sayfaları yazı notlarından güzelce çalışıyorsunuz. Burada tüm dersler var. O yüzden bu kitabı mutlaka alın. Yazıl denemelerinde de takıldığınız soruların arkadaşlar mutlaka çözümlerini karekodlardan bakarak veya cevap anahtarına bakarak buraya yazın. Yani bu sorunun cevabını yazın, bu sorunun cevabını yazın. Aa ben bunu biliyorum demeyin. Çünkü edebiyatta yazmadıklarınızdan puan kırılıyor. Yazmaya kendinizi alıştırmanız lazım. Bu sorunun cevabını yazdığınıza mükemmel bir sonuç alacaksınız inşallah. Hadi bakalım ee, ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah e, en yüksek notlar alırsınız. Yazın çok güzel bir tatil sizleri bekliyor. Yazdan sonra da bizler sizleri 9 an hazırlık kampımıza bekleyeceğiz. 9 sınıfta öğrendiklerimizin 10, 10 sınıfta bağlantılı olanları mükemmel bir YouTube kampında sizlerle beraber bitireceğiz. 9 -10 hazırlık setimizde o zaman mutlaka tedarik etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah yazılarda tahmin ettiğinizden çok daha güzel, çok daha yüksek notlar alırsınız.